Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başka bir saatle onun yanındayız. Geçenki videoda bunun beyazını çekmiştim, Emre Ahmet Seat'ını. Bunu da BMW'yi satıp kendimize aldım. Dedim bir de bunu çekeyim sizlere. Bunun birkaç işleri var. Onları sayacağım size. Yapılacakları sayacağım. Videolarda beraber yapacağız. Uzun zamandır video atamıyorum. Pek müsait olamıyordum. Bundan sonra elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Evet, geldim. Araç biraz kirli, kusura bakmayın. Yoldan geldim. Araç ortalama 10-15 gündür bende. Videosunu anca yeni çekebildim. 2017 model 1.4 TSI FR. İlk sahibinden aldık aracı. Daha hiçbir şey yaptırmamış. Bizi aldığımız kişi ilk sahibinden bir tanıdık galericiye geçti. O galerici elinde bir ya da iki gün durdu. Şu body kitleri taktı. Soğuk pres yaptırdı araca. Yarası aynı kapağa takıldı. Bana geldikten sonra ben gizli özelliklerini açtırdım. Ondan sonra daha hiçbir şey yapılmadı. Eksikleri var. Egzoz yapılması gerekiyor. Egzoz istiyor araç. Ha, egzoz yapılmasa da arkaya difüzör takılmış ama egzoz başlığı yapılmamış. Şöyle bir sağa bir sola egzoz başlığı yapılıp Varex olsa da olmasa da onları aktif ettirmek istiyorum. Şuralara far etrafına şeritler çekecek. Ya şöyle ince şekilde ya da şurayı da alacak şekilde kalın siyah film çektirmeyi düşünüyorum. Sağ ön camımda film atması var. Tam şu kısımda zaten görmüşsünüzdür. Onlar yapılacak. Ufak tefek eksiklikleri var. Gösterge diyorum. Navigasyondaki Apple CarPlay'i aktif ettirebilecek bir yer bilen varsa Ankara'da bana yazsın, ulaşsın Instagram'dan. Açıklamayı Instagram'a bırakıyorum. Bu Apple CarPlay'i nerede aktif ettiririz, nasıl aktif ettiririz, ne kadar aktif ettiririz onu bana öğrenebilecek varsa Instagram'da belirsin. Bir de göstergedeki şeyi aktif etmemiz gerekiyor. Ambiyans aydınlatmasının 9 tane rengi var şu an. Burada açamadılar. Ankara'ya gidip de açtırmam gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam 20 küsür tane mi 10 küsür tane mi ne renk açılması gerekiyor oraya. O renkleri açtırabilecek bilen yazılımcı bildiğiniz varsa bana Instagram'dan ulaşabilir. Bir de şu alt body kit'teki siyah olan kısmı sökmeyi düşünüyorum. Siyah olan kısım sökülüyorsa söküldüğünde şey gibi duruyor böyle. Aero body kitleri gibi duruyor. Bu siyah pek yakışmıyor. Yarası aynı kapaklarını pek sevmiyorum. Yarası aynı kapağını söküp direkt kendi kapağını siyaha boyamayı düşünüyorum şu alttaki. O daha güzel oluyor. Emre Ağabey'in videosundan görürseniz Emre Ağabey'in de o şekilde zaten. Sağ üstteki butondan da ulaşabilirsiniz Emre Ağabey'in kanalına. Araç bayağı kirli bu arada. Şöyle tozlu görüyorsunuz zaten. Araç ruhsatta direkt kırmızı geçiyor. Ama canlıda direkt kırmızı değil. Bayağı fark var normal kırmızıyla arasında. Böyle bordo gibi bir şey. Aracılığa hiç pastacılığa yapılmamış. Şöyle çizikler zaten belli oluyor. Pastacılığa yapılacak, seramik yapılacak. Jant lastik değiştirmeyi düşünüyorum da düşünmüyorum da arada kaldım. Normalde ben bu jantları pek sevmiyordum. Hani hiç görmemiştim Seat'larda. Yanlış duymadıysam bunlar 2017'nin makyajlı kasanın FR jantlarıymış. Normalde FR'da kullanılanlarda genelde replika oluyor. 2014'ün, 2013'ün replika FR jantlarıymış. Ben onlardan düşünüyordum. Bunların piyasasını araştırdım. 27 ile 30 milyar arası değişiyormuş. Bu jantlar pahalıymış. Öbür jantlar 14-15 milyar. Bunlar 30 milyar falan. Dedim üzerindekiler de iyiymiş o zaman dursun dedim fiyatını duyunca. Bakalım elinde güzel benim Dan'daki gibi BBS jant olan varsa ulaşabilir. Onlardan takmayı düşünüyorum. Ya da bu arabaya uyacak bir jant öneriniz varsa belirtin. Şunu bir çöpe atalım. Dediğim gibi yoldan geldim. Arabanın içi full dolu. Ne ararsanız var. Her türlü çöp var arabada. Aracımı da size bir şey göstereceğim. Şu tuşta benim bir sıkıntı var. Bir ara soketi çıkmış. Hani tuşta değil de soketinde sıkıntı var. Şu döşemede şansıma o tuşun çalışmadığı dönemde yerinden çıktı şuradan tuttuğumuzda. Daha önce sökmüşler. Ayaklarını bozmuşlar. Bakayım buradan gösterebilecek miyim ayaklarını. Bakın. Ayakların ağızları bozulmuş, yerine oturmuyor. Kapordacı falan da bayağı uğraştı. Döşemeci falan. Plastiği hem yemiş hem de oradaki çelik ayakları bozmuş. Onların değiştirilmesi gerekiyor. Şansım o döşeme çıktığında da bunun soketinin çıkık olduğunu fark ettim. İlk aldığımda tuş çalışmıyordu. Dedim Ankara'ya gidip yaptırayım. Polat'ta yapamıyorlar çünkü.
O arada da bagajı açıp kapatırken bu döşeme çıktı. Bu tekrar çıkıyor şu an. Oturtturamadık yerine. Onu nasıl yapıştıracağımızı, nasıl takacağımızı bilen varsa onları da belirseniz çok güzel olur. Başka gösterecek dışarıda bir şey kalmadı herhalde. Aracın içine geçiyorum. Araç var da epey bir basık. Kolivor falan yok. Soğuk pres var. Ufak bir sekmesi var. Çok abartı değil. Benim DAF plaka olan F30 kadar değil. Onda spor yayla kolivor vardı. Aracın içinde oturamıyorduk basıkken. Bunda o kadar büyük bir sekme problemi yok. İlla ki bayağı bir sekme var normal orijinaline göre. Ama çok abartılacak kadar değil. Sürtmesi de kasislerde hafif marş piyelerin olduğu kısımlar sürtüyor orta kısım. Çok hafif bazı yüksek kasislerde o da. Uzun yolda onun haricinde sürtme yok. Aracın içinde göstereceğim makyajlı kasanın zaten içi direkt. Büyük ekran var bunlarda. Şu muhabbetten bahsediyorum. Apple CarPlay Full Link. Bunu aktif etmeyi bilen varsa yorumlarda belirsin ya da bana Instagram'dan ulaşsın. Bu arada araçta Seat Sound var. Emre Amin'kinde çıkartmaları vardı. Onda da var. Sandık yokmuş. Nasıl anlayabiliyorsunuz göstereyim. Geliyorsunuz buraya. Seat Sound olanların bagaj döşemesi şuradan şu şekilde ayrık oluyor. Bu şekilde kalkabiliyor. Öbürlerinde komple kalkıyor. Şurada tutamadım. Bu bezi de trim sesi yapmasın diye koydum. Burada subwoofer'ı var bir tane Seat Sound'un. Bu bezi neden araya koydum diye soracaksanız plastik kapak subwoofer vururken şuraya vuruyor. Araya bir nasıl diyeyim ben size cırt cırt falan koyarsanız keser. Ben şu anlık bez koydum emaneten. Ya da şuradaki süngerlerde bir sıkıntı olabilir. Döşeme ileride geride kalıyor da olabilir. Aynen biraz ileride kalıyor gibi. Ondan da trim sesi yapar. Ben şu anlık emanet onu koydum. Deli bas vuruyor araba. İleride videonun ilerisinde şu an burada olmaz. Gösteririm ne kadar bas vurduğunu. Telefondan bağlantı veremeyeceğim ama bir tane CD var içinde. Benim aracı aldığımda vardı. Onun içinde şarkılardan deneriz. Göstereceğim başka bir şey var mı? Ha bu arada yakıt konusunda çok memnunum araçtan. Geçen gün Çorum'a gittim memlekete. İskilip'e. İskilip'te depoyu fulledim gelmeden önce. Bunlarda 8 diş şey var. İbre var. 2 dişi çeyrek depo, 4 dişi yarım depo oluyor. Ben İskilip'ten buraya gelirken Temelli'de bir diş söndürdü. Sadece Temelli'ye kadar full depo geldi araç. Ortalama 5-10 litre arası yaktı diyor araç İskilip'ten buraya. Yani 300 kilometrede bir diş söndürdü. Çok iyi bir yakıt şeyi var. Ondan önce Bolu'ya gittim. Bolu'ya git geldi ortalama yarım depo yaktı. Yani yakıt olarak çok az yakıyor. Şu an ben şehir içinde kullandığım için ortalama miktarına bakalım. Ortalama tüketim 10 diyor. Ha ben biraz sert kullandım. Normalde şehir içinde ortalama ortalama tüketimi 7.2, 6.9 o civarda. Uzun yolda ben bunda 4.3'ü, 3.4'ü de gördüm. Bayağı az yakıyor. Yakıt konusunda memnunum. Ha egzoz takarsak bu kadar az yakar mı onu bilemiyorum. Büyük ihtimalle egzoz takarsak bu kadar az yakmaz. Otomatik far falan var zaten biliyorsunuz farları. Başka ne göstereyim. Bunda geri vites ampulünü orijinalde LED oluyor. Gidip değiştirmişler sarı takmışlar. Sinirim bozuldu gittim ben beyaz ampul aldım taktım geri vitese. Aracın içi biraz kirli dağınık kusura bakmayın. Ambiyans aydınlatmaları var şuralarda biliyorsunuz zaten. Başka gösterecek herhangi bir şey yok herhalde. Bir de şu sarı perdesin eski sahibi hiç açmamış. Bu taraftaki ayağı kırılmış plastik köşeli ufak bir şey. Onu değiştireceğim. Hani ufak tefek kullanılmadığından kaynaklanan eksikleri var. Tekrar sayalım. Sunroof perdesi, egzoz başlığı. Bu arada arkadaki difüzör de dediğim gibi elinde 2 gün duran galerici taktı. Bana orijinal difüzörünü verdi. Dükkanda duruyor. Kablosuz şarj var araçta. Orijinal fabrika çıkışı. Sonradan ekleme değil. Orijinal olanlarda şurası şöyle düz geliyor. Şöyle şu kadar ileri gidip duruyor. Bunda bayağı derin ileri doğru. Güzel de şarj ediyor telefonu. Hani sonradan ekleme kablosuz şarjlar normalde şarj etmez. Bu gayet güzel bir şekilde ediyor. Başka gösterecek bir şey kalmadı. Anahtarı zaten şu şekilde. Golf anahtarıyla aynı. Yedek anahtarından göstereyim. Yedek anahtarıyla aynı. Bunların dışına bunların aynısının kenarı krom olanları var. Emre abinin araçtaki gibi. Onlardan almayı düşünüyorum. İçindeki kartı, dışındaki anahtarı falan geçiriyorsunuz.
hani yedek anahtarını almam da asıl anahtarını belki alırım. Bakalım yapılacakları var. Videoda yaparız inşallah. Bir sonraki videomuzda da gelip şurada arabayı yıkayacağız. Araba leş gibi çünkü. Hadi o zaman yola çıkalım. Evet, emniyet kemerimizi takalım. Bu arada aracın içi neden bu kadar tozlu dersiniz? Dün camlarım açıktı. Sanayiden, dükkandan dönüyordum. O arada bir rüzgar esti. Bir baktım ağaçların yapraklarını, tozlarını toplamış geliyor. Sadece böyle o bölgede, başka hiçbir yerde rüzgar yoktu. Camları kapatana kadar içeri yaprak toz doldu. Sildim biraz tozunu atmak için de. Yine de hani özenmediğim için aralarda var halen daha. Bas ayarını güzel yaptığınızda bunlarda şey yok. Bas tiz ayarı yok. Direkt equalizer'la ayarlıyorsunuz. Birazdan gösteririm onları da size. Güzel bir ayar yaptığınızda dış aynaları, orta aynayı ve camları ufaktan titretiyor. Hani aynaları ufaktan değil, aynaları direkt titretiyor. Camlarda ufaktan titremeye başlıyor subwoofer'ı falan güzelce ayarladığınızda. Adamlar subwoofer ayarını bile koymuş normal bas haricinde. Subwoofer ayarı var. Koltukların altında da ya subwoofer var ya equalizer var. Çok güzel bas vuruyor koltukların altından da. Ya Seat Sound çok fark ettiriyor araçta ses sistemini. Beni Instagram'dan takip edenler varsa geçen düğün konvoyunda düğün arabasının hemen arkasına geçip benim araçtan şarkı açıp da dinleterek konvoy yapmıştık. Hani bayağı kuvvetli bir ses veriyor. Orada korna seslerinin üzerinde bir ses veriyor. Yani arançlarda duyulabiliyor şarkı sesi. Sonradan ses sistemi döşenmiş kadar var. Tek şeyi manuel. Hani ben seviyorum manueli ama çok kişi manuel sevmiyor. Ha böyle bir arabaya biniyorsun. Bunlara genelde egzoz da takılıyor. Yani egzoz takılsa da takılmasa da bu araçta normal vites, manuel vites daha zevkli oluyor. Zaten otomatik vites gibi 6 ileri. Ana yolda 6. vitese takıyorsunuz. 80-90 km hıza düştüğünüzde bile yeniden gaza bastığınızda bayılmadan araç devam ediyor. Ses ayarlarını şöyle göstereyim. Şurada bakın equalizer var. Ses ayarları bu şekilde. Equalizer şeklinde. Onun haricinde burnumu vurutmayalım burada. Şurada subwoofer ayarı var. Ben şu an en yüksekte kullanıyorum. Equalizer ayarlarında en tiz şekilde kullanıyorum. Normalde en yüksek basa çekmiştim equalizer'ı. En yüksek bastayken baslı şarkılar çok güzel oluyor. Ama gel gelelim ki tiz şarkılara falan gelirsek, oyun havasıdır, efkarlı şarkılardır, o tür şeylere gelirsek hiçbir şekilde güzel çalmıyor, bozuyor şarkıyı. Ha normal orijinal ayarındayken de çok güzel. Bunların ayarlarını arayan da çok, hani equalizer ayarını internette bulmaya çalışan, ama gerek yok. Kendiniz oturun şarkı aracın başına. Sesi fullemenize gerek yok. Ortaya yakın açın. O size yeter. Ortaya yakın bir şekilde kendinizi ayarlayın. Çok güzel ayarlar tutturabilirsiniz. Kendi kulak zevkinize göre ayarlayın diyorlar. Ben de o şekilde yaptım. Ayar aradım, bulamadım internette. Ha bulduysam da pek kulağa güzel gelmiyor internettekiler. Kendi kulağınıza göre ayarlarsanız daha güzel olur. Bu arada böyle videoların devamı için like atmayı unutmayın. Leon'la, bu Leon'la ya da Emrah'ın Leon'la daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir tane de L200 var. Tanıdığın arabası. Satılmazsa onunla da video çekeceğim size. Bununla da eksiklerini yaparken çekeriz bakalım. Jant lastik düşünüyorum. Jant lastik alırsam Ankara'ya giderim. Ankara'ya giderken video çekeriz. Ankara'da jant lastiği alırken de video çekeriz. Jant lastik öneriniz varsa, bu renge, bu makyajlı kasaya hangi jant daha güzel gidiyor diye düşünürseniz yorumlarda belirtin ya da Instagram'dan bana önerilerinizi sunun. Değerlendiririm. Ona göre bir jant alırım. Şu an kafam çok karıştı. Moleri jantlar da yakışıyor bunlara. Ama direkt kırmızılara yakışıyor. Bunlarda hiç görmedim. Hani belki bir ilk olur dedim bunlar, bu renkte bir Moleri jant. Onları düşündüm. Sonra dediler takma Moleri. Çoğu araçta var. Senin aracımda farklı bir şey olsun. Farklı bir şey düşün. Benim dağındaki gibi BBS düşündüm. Ama bu renkte gider mi bilmiyorum. Beyaz da çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Buna başka ne düşündüm ben? Verona takanlar var da, Verona hani Passat'taki Veronalardan takanlar var da bilmiyorum, hani yakışır mı buna? Fazla klasik durur diye düşündüm Verona'da. Ya gidip normal FR jantı alacağım ya da bununla duracağım. 2-3 seçenek var şu an. Çok yakışır dediğiniz jant önerisi varsa dediğim gibi belirtin. Belki sizin belirttiğiniz jantlardan birisi takılır araca.
bu sarf perdesinin ayağını bulmak için Ankara'ya gideceğim. Ankara'ya giderken video çekerim size. Şurada bir çukur var. Çok derin. Girince bununla o çukura burnu vuruyor araba. Çok rahat bir şekilde tamponunu kırabilecek derinlikte bir çukur. Çok belli olmuyor ama çok derin bir çukur. Bakın bu şekilde sekme var biraz. O da hani soğuk presle normalde basacaksanız ya da ısıtarak, keserek. Ha, size önerim, basıyorsanız soğuk presle basın. Düşük maliyetle en iyi basılacak şekil soğuk pres. Soğuk presle basacaksanız, örnek veriyorum, arabanıza büyük jant takmışsınızdır. 2-3 parmak basılması gerekiyordur ya da 2 parmak. Hani 3 parmağa kaçmazsa güzel olur. 2 parmak basarsanız tam ayarında olur soğuk presle. 3 parmaktan fazlası bu araçlarda çok fazla sekme yapıyor soğuk preste. Bakın mesela burada bayağı bir ses yapıyor. Vurma sesi de yapıyor. Çünkü yay özelliğini kaybetmeye başlıyor. Yay küçülüyor. Esnaf payı kalmıyor. Sekme yapıyor, vurma yapıyor, ses yapıyor. Size önerim, paranız varsa Coliver takın. Coliver'da biraz sürtme problemi çok oluyor bastığınızda. Neden? Çünkü Coliver'daki yay esneyebiliyor. Esnedikçe sürtebiliyor yolda. Kasislerde daha çok sürtüyor. Burnun daha çok vuruyor uzun yolda. Ama konforlu oluyor en azından. Öne soğuk, öne Coliver'ı, arkaya soğuk pres yaparsanız çok güzel olur. Konforu almayayım diyorsanız bu şekilde soğuk pres de olur. Sekmesini seviyorum, uzun yolda arabanın içinde böbrek taşı düşürmek istiyorum diyen varsa soğuk pres yapmasını da öneririm yani. Ya da spor yay takmasını da öneririm, hani çok fazla sekmesini istiyorsa. Spor yayda daha deli dehşet sekiyor. Hiç aracın içinde oturulmuyor bile uzun yolda, yüksek hızlarda. Eğer zaten hiç sunmadım bile bu arabayı, eğir bilmiyorum ya. Hani sergilemek için çok güzel olur eğir bu arabada. Ama uzun yolda öyle zevk vermez. Hani bilmiyorum, zevk alabilecek varsa taksın. Konfor vermez fazla. Ha, konfor körü falan taktırsanız o zaman ayrı. Dediğim gibi istek ve önerileri açayım. Arabada yapılabilecek her şey var. Her türlü modifiye yakışıyor araca. Bana yorumlardan ya da Instagram'da ulaşıp belirtin. Açıklamada Instagram'ım, TikTok'um ve Discord'um var. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Discord grubumuz var açıklamada. Oraya gelip bizimle sohbet edebilirsiniz. Her akşam girip oyun oynadığımız oluyor. Görmeseniz de sohbetten, chatten etiketleyip çağırabilirsiniz beni sesi. Müsait oldukça gelip oyun oynuyoruz sohbette. Bir tane de kedim var arkadaşlar evde. Ona da video gelmesini istiyorsanız onu da getiririm bir ara videoya arabada. Gezeriz, dolanırız. O evdeki sarı kedi değil önceki videolarımdaki, bugün farklı. O sarı kediyi sahiplendirdim. Bunu yeni aldım, yeni sahiplendim bu yeni kediyi de. Merak ediyorsanız ulaşın bana. Onun da videosunu ulaşın dediğim, yani yorumlarda belirtin, onda da video gelir. Gidiş olarak böyle, zaten ses yok şu an, klima açık. Sadece üzerine kaşıklı lastik olduğundan dolayı bir lastik sesi var. Onu da değiştireceğim yakında, yazlık lastikler geliyor. Benim bunun üzerindeki jantların öbür FR jantlarına göre en güzel yanı, öbür FR jantlarındaki taktığınız lastik, nasıl diyeyim ben size, bir saniye şuraya bir geçelim. Jant bu şekilde duruyor, lastik içeri doğru bu şekilde duruyor. Lastiğin yanağı çok büyük duruyor, 40 yanak bile olsa. Ama bu jantlarda lastiğin yanağı, 40 yanağı şu şekilde duruyor. Çünkü offset vermiyor, öbür jantlarda offset veriyor. Lastiklerin yanağı 40 yanaksa 45 yanak gibi duruyor. Benim en sevmediğim yanı o öbür jantlarda. Bu jantta direkt 40 yanaksa 30 yanak gibi bile duruyor, çok ince duruyor. Buralar sıkıntılı, çok sekecek yollar. Sistemini bir yerde durup inip de göstereyim ben size. 15 saniye verebiliyoruz zaten telef yememek için. 15 saniyede anlarsınız zaten ses sistemin kalitesini. Videonun haricinde açarım, dışarı çıkarım, dışarıdan gösteririm size ses sistemin kalitesini. Bayağı uzağa kadar ses veriyor. Hele bir de tiz şarkı olursa bayağı, zaten tiz şarkılarda uzak mesafeye kaliteli ses verir. Bas şarkıda aracın içinde güzel oluyor. Dediğim gibi şu an basım en kısıkta. En tizi ayarlayabildiğim kadar ayarladım ses sistemini. Bas yerine de subwoofer'ı açtım.
İkisi birbirinden geliyor. Hem çok kaliteli ses veriyor tiz ayarındayken, hem de subwoofer ayarını arttırdığımızda da sesi bozmadan arkadan bas vuruyor. Subwoofer hani bizim sonradan bagaja eklediğimizde aynı görevi görmüş oluyor, ayrı bir ayarı olduğu için. Ayrı ayrı yapmış yapmamış olsalardı ses sistemini bayağı bozardı o subwoofer'ın ayarı. Şu ön direklerde tizler var, equalizer'lar var. Twitter diyeyim daha doğrusu. Başka sayacak bir şey kalmadı herhalde. Tek eksiği anahtarsız giriş ve start stop eksik. Ondan ilanlarda hiç görmedim. Bizim Dan'da vardı. Bu kablosuz şarjı da hiç görmedim ilanlarda. İlk defa bunda gördüm. Hani vardır yoktur bilemem. İlla ki vardır. Leon'da, Dan'da bana yazanlar olmuştu. Dan plaka Leon'da. Hani benim aracımda da vardı ama 2-3 kişi yazmıştı. Hani onun haricinde hiç duymadım daha anahtarsız giriş ve start stoplu Leon 2017 model. Bu arada bu şey değil, 150'liklerden değil, 125'liklerden. Ama motoru temiz maşallah var motorun. Yolda çoğu 140'la, 150, hani 150'liğe demeyeyim de 140'lıkların çoğuyla yarışabilecek ayarda. Ha, buradan yarışa çağırmıyorum. Şoförlü iyidir, arabası iyidir, bir şey diyemem, gelir alır. Ha, benim dediğim 125'liklerin çoğuna göre yazılımsız olmasına rağmen yazılımlı araç gibi gidiyor yolda. Bu arabaya benden önce hiç yazılımdır, gizli özelliktir, oydu buydu yapılmamış. Hareketler falan hep dediğim gibi benden önceki ikinci sahibinde yapıldı. Ona da 1-2 gün anca durdu, ben aldım aracı. Bu satılırsa bunun mavileri var Leon'un. Onlardan düşünüyorum ya da F150 düşünüyorum. Nasip bakalım hangisine denk gelirse. Bunu almadan önce F30 sattığım gün F30 aradım. 1.5, 1.600, 1.300, 1.400 o civardaydı. Bunu buldum. Bunun aynısından buldum daha doğrusu. Onu alayım dedim. Onda seyahat sonucu yoktu. Body kitlerde eksiklikler vardı. Sıfır değildi body kitler. Araç basık değildi. Kablosuz şarj yoktu. Bununla aynı fiyattaydı. O ara bizim bir tanıdık, bu galerici aldığımız adam. Dedi bende aynısından var. Gel ben sana bunu vereyim aynı fiyata dedi. Gittim ben de bunu aldım. O ara F150 de buldum bir tane. 90.000 kilometredeydi daha. Aynı, bununla aynı fiyattaydı o da. Dedim bu sefer de Leon alalım bari. Bir sonrakinde belki F150 alırız. Pickup'ı çok seviyorum. Pickup daha güzel bu arada uzun yolda. Uzun yolda demeyeyim de şehir içinde çok güzel oluyor pickup, yüksek olduğundan dolayı. Hele bir de yapılıysa bana göre Leon'dan, hani Leon uzun yolda güzel. Binek arabayla, hatchback arabayla, arazi arabası karşılaştırılmaz ama hani arazi aracı yüksek olduğu için, bir de güçlü olduğu için çok belli ettiriyor kendini 4x4 olduğundan kaynaklı. O L200 benim dediğim dükkandaki 4x4 2014 model. O çok deli dehşet gidiyor yolda. Bir de herhalde dizel partikül filtresi var, DPF. Bunu iptal edince deli kara duman atıyor. Onda var şu an kara duman. Aynı yazılımlı araç gibi kara duman atıyor araç. Onun videosunda ya bundan sonra ya da bundan sonraki yıkama videosundan sonra, bir ya da iki video sonra görebilirsiniz onun videosunda. Ağzım yoruldu. Çok konuştum o videoda. Hiç konuşmamıştım bu videodaki kadar. Ama hep yorumlarda diyorlardı daha iyi tanıt arabayı, daha çok konuş videolarda. Ben de dedim bu videoda daha çok konuşayım. Yine her zamanki yere geldik. Şu an 5. viteste, bayılma yok araçta. 50 ile 60 ile gidiyor şu an. Dediğim gibi otomatik araba gibi, zaten vites geçişleri, debriyajı falan yumuşacık. Nerede duralım da sistem deneyelim, aşağıda bir kenarda duralım. İkinci viteste 99 ya da 98'i görüyor. Ondan sonra kesiciye düşüyor. Viraja girişi çoğu Leon'a göre güzel. Hem üzerinde kışlık lastikleri olduğundan mı bilmiyorum. Ha, yazlık lastik, yazın kışlık lastikler fazla tutmaz yeri. Gevrekleşiyor çünkü. Daha çok patinaj çekiyor araç, örnek veriyorum. Frene bastığınızda daha çabuk kızaklıyor. Ona rağmen virajlarda çok iyi viraj tutuyor. 150-160 bir şekilde Bolu yolunda virajlara girmeme rağmen, 170'e çıkmama rağmen virajlarda öyle önden salma, arkasına atma falan hiç olmadı virajlarda. O konuda çok memnunum.
Hani bile ondan bu kadar performans beklemiyordum virajlarda. Biraz da basık olduğundan kaynaklı herhalde. Yükseklere böyle girmiyor viraja. Ben ses sistemini ayarlayayım. Dışarı çıkayım. Ondan sonra dışarıda görüşelim. Şu anki şarkı öyle hareketli bir şarkı değil. Bası yüksek bir şarkı da değil. Şu an bası açtım. Kamerada belli olmuyor bu arada titreme. Çok deli dehşet titreme var şu an. Bas ayarı yüksekte, çok yüksekte değil. 15 saniyede bir şarkı değiştiriyorum telif yememek için şu an. Bas deli, şu an en yüksek ayarda değil, ortalama bir ayarda. Bu şekilde bas vuruyor. Hadi aracın içine geçelim, şarkıyı kapatalım. Size equalizer konusunda bir bilgi vereyim. Hani ben de bunu dışarıdan duydum. Bası en yüksek alabileceğiniz ayar bu ayarmış herhalde. Ama ben şunu ortalara aldığımda bas daha da yüksek oluyor. Dediğim gibi kulak zevkinize göre uyum sağlayabilirsiniz. Ben şu an şu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde tizi bayağı bir yüksek veriyor. Bunun da daha yükseği vardır. Ama benim bildiğim şunu yukarı alsak tiz biraz daha yükselir. Ama ben birazcık kaliteli olsun diye onu da aşağıda kullanıyorum. Hani kulak zevkinize göre ayarlayın onu. Şurada saatleri var bu arada. Zaten şarkı dinlemiyoruz. Saati kullanalım. Şöyle bu saati var. Bu var. Bu var. Bu var. Ben bunu kullanıyorum. Daha güzel duruyor. Camları açtık. Şeyi kapadık. Arabanın içi yanıyor. Klima açık gerçi klima. Camları açtık sadece. Arabanın içi yandı 2 dakikada. Hadi yola geçelim tekrar. Gerçi yola geçmeye gerek yok herhalde. Ben videoya bakayım ne kadar olmuş. Ona göre videoyu bitirelim. Evet, baktım video 25 dakika olmuş. Bence yeterli bu kadar dedim. Bir sonraki videoda temizlik kısmında zaten aracın eksiklerini de düşünüyorum şu an yok. Hani gelip de şu kapı arası çıtalarını engellememe gerek yok herhalde. Krom FR detaylı çıtalar var. Eksikleri varsa onları da yıkama videosunda gösteririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.